Sıla, Narin Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın meclis başkan vekili olarak tercihimi bir dakikalık susmaktan yana kullandım. Kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın dedi. Karaca, kapalı İsrail oturumundan sonra açık oturuma geçerken, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. TBMM'de Narin Güran, İkbal Uzuner, Ayşenur Halil için eylem. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, oturum açılışında katledilen kadın ve çocuklar için bir dakikalık susma eylemi yaparak, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir" dedi. İsrail'in Lübnan'a işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki kapalı oturumun ardından verilen aradan sonra birleşimi açan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, gündeme geçmeden önce katledilen kadın ve çocuklar için susma eylemi yaptı. Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Bir dakika boyunca konuşmayan Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir." Sıla, Narin, Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın meclis başkan vekili olarak tercihimi, bir dakikalık susmaktan yana kullandım. Kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın diyerek ifadelerini kullandı. Genel kuruldaki bazı milletvekilleri Karaca'nın eylemine alkışlarla destek verdi. Karaca, daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunları ve ihtiyaçları. Milliyetçi Hareket Partisi NİDE Milletvekili Cumali İnce, NİDE'deki çiftçilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. Bakanlığın Tavşantepe özel ekibinin ön raporu, Narin Güran'ın kuzenleri kaygı ve korku içinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Tavşantepe özel ekibi, Narin Güran'ın kuzenlerinin kaygı ve korku duygularının arttığını tespit etti. Kuzenlerden bazılarının ise okula devamsızlık yaptığı saptandı. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde dere yatağında bir çuvala konmuş ve üzerine taşlar yerleştirilmiş şekilde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerinden bazılarının olumsuz etkilenerek kaygı ve korku duygularının arttığı, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığı belirlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin tespiti sonucunda bakanlık, kuzenleri danışmanlık tedbirleriyle destekleme amaçlı yeni çalışma başlattı. Tavşantepe mahallesindeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verilen hizmete ilişkin ön raporun ardından, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesi yönünde talimat vermişti. Bu kapsamda, çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturulmuştu.